Merhaba arkadaşlar. Yine sahile geldim çok şükür. Kitap okumama devam ediyorum. Okuduğum kitabın adı İsmail Dinçer'in Yusuf Suresi tefsir kitabı. Üçüncü ayete kadar gelmiştik. Dördüncü ayetten devam ediyorum. Yusuf Suresi 4. ayet. İskale Yusufu li ebihi ya ebedi inni re'eytu ehade aşere kevkeben ve şemse vel kamere re'eytuhum li sacidin. Burada şimdi kelimelerin çeşitli anlamlarını, hangi anlamlara geldiğini okuyacağım. İskale Yusuf li ebihi dediği zaman demişti Yusuf babasına ya ebeti ey babacığım inni reytu ben gördüm görüş görmek anlamak ehade aşere kevkeben 11 yıldız ışığı yansıtan her bir cüz ve el şemse ve el kamer güneş ve ay re'eytehum onları gördüm li sacidin bana secde edenler her şeyiyle teslim olan. Meali Yusuf babasına demişti ki ey babacığım ben 11 yıldızı ve güneşi ve ayı bana secde ediyorlar olarak gördüm. Yusuf bir rüya görür. Gördüğü rüyada 11 yıldız, güneş ve ay ona secde ediyorlardır. Buradaki ana mana secdedir. Yusuf'a olan secde nedir? Tefekkür etmemiz gerekiyor. Yusuf'tan murat can ise her şeyin canı olan secdesini anlamamız gerekir. Ten candan beslenir, ten cana bağlıdır, ten her an cana secde halindedir. Bu ayette yıldız nedir, ay nedir, güneş nedir, rüya nedir, secde nedir diye düşünürsek yıldız halk boyutudur, varlık boyutudur, fiiller boyutudur, her varlıktan yansıyan nur boyutudur. Ay sıfat boyutudur, kul boyutudur, salik boyutudur, talebe boyutudur. Güneş vücudu tutan zat boyutudur, aşk boyutudur. Ayın değişkenliği gibi görünen olay aslında dünyanın onun üstüne düşen gölgesinin değişkenliğidir. Ayın parlak kısmı güneşten gelen ışıktır, karanlık kısmı dünyanın gölgesidir. Ay talebeye salike işaret eder. Dünya mürşidi kamile işaret eder. Güneş Allah'ın zatına işaret eder. Talebe de, mürşidi kamil de Allah'ın ilmiyle yetişir. Salik'in yetişmesine mürşidi kamil vesile olur. Onun için ayın üzerine düşen dünyanın gölgesi, Salik'in üzerindeki mürşidi kamilin emeğidir, ona yol göstermesidir. Ayın hilalden dolunaya dönmesi, talebenin gün gün irfaniyet gelişimidir. Rüya nedir dersek, rüya beyinle alakalı bir boyuttur. İnsan her yaşta rüya görür. Her yaş grubunun gördüğü rüyalar farklı farklıdır. İnsan gece yattığında beyninin ekranında görüntüler görür, bu görüntülere rüya denir. İnsanlar da, hayvanlar da rüya görür. Yani beyni olan her canlı kendi vücut kapasitesince rüyalar görür. İnsan vücudu kainat var olduğundan beri şekillenip gelen tüm varlığın özelliklerini gen yapısında ihtiva eder. İnsan vücudunda hava, toprak, su, ateş boyutu, bitkisel boyut, hayvansal boyut ve insan boyutu vardır. İnsan vücudu mikro evrendir. Evrende ne varsa bir şekilde insan vücudunda vardır.
İnsan vücudunda geçmiş zaman dilimleri ve o zaman dilimlerindeki atasal boyutlar vardır. İşte insan yattığı zaman rüyalar görür. Gördüğü rüyalar kişinin kendine ait bir dünyanın yansımasıdır. Rüya kelime olarak görmek demektir. Arapçada ra eye fiil kökünden gelir. Uykuda bir şeyler görmek demektir. Kelimenin İbranice kökenli olduğu sanılır. Rüyada gördüğümüz şeyler gerçekmiş gibi hissedilir. Uykudan uyanıldığında bunun bir rüya olduğu anlaşılır. Rüya beynin çalışmasında ve algılarda ve duyguların gelişiminde çok önemlidir. Rüya beynin adeta spor yapmasıdır. Rüya sağlıklı beyinlerin daha çok gördüğü şeylerdir. Rüyada görülen görüntüler kişinin alması gereken mesajlardır. Rüya görmeler her toplumda ilgi uyandırmıştır ve bu konuyla ilgili rüya yorumcuları ortaya çıkmıştır. Rüya gelecek ile ilgili mesajlar olarak değerlendirilmiştir. Yusuf kıssasında bunu net olarak görüyoruz. Eski tarihli yazılı belgelerde rüya yorumlarına rastlanır. Tarihte en eski rüya yorum kitabı M.Ö. 2000-1800 yıllarında Mısır'da 12. sülaleye ait olan papirüs üzerine yazılmış bir Mısır kitabıdır. Bu kitap haline gelen İngiltere'de British Museum'da bulunmaktadır. Asurlular ve Mısırlılar zamanında rüya yorumları çok önemli bir yer tutar. Rüya yorumlayacak kişinin temiz gönüllü ve feraset sahibi olması gerekir. Rüyada görülen şeylerin yorumunu yapabilmek, rüyada görülen her şeyin bir karşılığını hissetmekten geçer. Firaset ehilleri rüyaları yorumlayabilir. Her görülen rüya özel mesajlar, özel uyarılar içerir. Rüyadan gelen mesajı en güzel kişinin kendisi yakalayabilir. Hayvanlarla, bitkilerle, dört ana sırla ilgili görülen rüyaların kendi içinde farklı yorumları vardır. Kişinin vücudu atalardan gelen tüm kayıtları taşır. Bu kayıtlar rüyada kendini hissettirir. Rüya bir mesajdır, uyarıdır ve her rüyayı hayır üzerine yorumlamak gerekir. Gönül erleri her rüyayı hayır üzerine yorumlar. Hazreti Muhammed'e ithaf eden şöyle bir aktarım vardır. Kocası ticaret maksadıyla uzak ülkelerde seyahatte bulunan bir kadın, gördüğü rüyayı gelip Hazreti Muhammed'e anlatır. Rüyasında evinin direğinin düştüğünü ve şaşı bir çocuk doğurduğunu görür. Hazreti Muhammed o kadına, kocan yakında dönecektir, inşallah sen de salih bir evlat doğuracaksın der. Kadın daha sonra aynı rüyayı tekrar görür ve tekrar Hazreti Muhammed'e gelir. Ama Hazreti Muhammed'i bulamaz. Onu bulamayınca rüyasını karşılaştığı Ayşe'ye anlatır. Ayşe ona, eğer rüyan doğru ise seyahatte olan kocan ölecektir ve sen de ahlaksız bir evlat doğuracaksın der. Biraz sonra Hazreti Muhammed gelir. Ayşe kadının gördüğü rüyayı ve kendi tabirini anlatınca Hazreti Muhammed üzülür. Ayşe'nin rüya tabirini hoş karşılamaz. Ayşe der ki, bu çeşit tabirler yapma bir kişi rüyasını Ayşe'ye der ki, bu çeşit tabirler yapma bir kişi rüyasını tabir etmek için sana gelirse hayır ile onu tabir et. Çünkü rüya tabir edildiği gibi olur. Burayı bir daha okumak istiyorum. Ayşe'ye der ki, bu çeşit tabirler yapma. Bir kişi rüyasını tabir ettirmek için sana gelirse, hayır ile onu tabir et. Çünkü rüya tabir edildiği gibi olur. Evet, rüyalar hep hayra yorumlanmalıdır. Çünkü insan beyni, insanın şerri için değil, hayrı için yaratılmıştır.
ve beyne kodlanan algılar beyni o yönde çalışmaya zorlar. Onun için Gönüller Sultanı Hazreti Muhammed rüya tabir edildiği gibi olur sözüyle muhteşem bir uyarı sunmuştur. Bundan dolayı olumlu düşünmek, hayır üzere düşünmek, hayra kodlamak beynin öyle çalışmasına sebep olur. İnsan ilgilendiği alanla ilgili de rüyalar görür. Kişi bazen gündüz meşgul olduğu, ilgilendiği şeyleri gece yattığında rüyasında görmeye devam eder. Nice bilim adamı bu alanda birçok keşifler yapmıştır. Görülen her rüyanın muhakkak ki bir karşılığı ve mesajı vardır. Korku dolu, sevinç dolu, hüzün dolu rüyalar hep görülür. Bazen hiçbir anlamı yok gibi olan rüyalar görülür. Aslında her rüyanın mutlaka anlamı vardır ama yorumunu bulamıyoruzdur. Çünkü rüyalar kişinin ne yapıp yapmamasıyla ilgili mesajlardır. İşte Yusuf kıssası bir rüya görmekle başlayan, içinde nice mesajlar barındıran bir kıssadır. Rüya konusunda rüya ile hareket edeyim derken aklı, tefekkürü keşfetmeyi hiçbir zaman terk etmemeliyiz. Yaşamı anlamak için de rüyayı yorumlamak için de akıl şarttır. Akıl, aklı terk edenin düştüğü yer şeytani alandır. Akıl, kalp ölçüsüyle hareket etmelidir. Şimdi de secde konusunu kısaca inceleyelim. 100. ayette daha geniş şekilde inceleyeceğiz. Secde, anne babamızdan secdeyi başımızı yere koymak diye öğrendik. Namazda kıyamı ayakta durmak, rükûyu ellerimizi dizimize koyarak eğilmek ve secdeyi ise başımızı yere koymak olarak öğrendik. Oysa Kur'an bizlere çok farklı bir secde tarifi yapıyor. Yerlerde, göklerde ne varsa her şeyin her an Allah'a secde halinde olduğunu belirtiyor. İşte Kur'an'dan bazı deliller. Not, ayetlerde yescudu secde ederler diye geçmektedir. Rad suresi 15. ayette göklerde ve yerde olan ne varsa istese de istemese de ve onların gölgeleri dahil sabah akşam hiç durmadan Allah'a secde ederler. Nahl suresi 48. ve 49. ayette onlar Allah'ın halk ettiği şeylerin gölgelerinin dahi sağa sola dönerek Allah'a secde ettiklerini ve tüm var olanların bir bütünlük içinde olduğunu bakıp da görmezler mi? Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa bütün varlıklar ve bütün kuvvetler Allah'a secde ederler. Bu hakikati anlayanlar da kibirlilik yoktur. Rahman suresi 6. ayette yıldızlar ve ağaçlar her an secde halindedir. İncelediğimiz zaman görüyoruz ki birçok ayette var olan tüm varlığın Allah'a her an secde halinde olduğu belirtiliyor. Peki nedir secdenin Kur'an'ı manası? Namazda secde diye bildiğimizle hakikatte secde arasında nasıl bir fark vardır? Toplumdaki tüm kişiler secdeyi başımızı yere koymak diyebilirken Kur'an bizlere nasıl bir secde sırrı sunuyor? Secdenin manasına ermediğimiz müddetçe yaptığımız secde bir şekilden, atalardan öğrendiğimiz bir taklitten mi ibaret oluyor? Her varlığın her an Allah'a secdesi nasıldır? Varlığın gölgesinin dahi secde halinde olma sırrı nedir? İzah edilenlerin çoğu yescudu ayetini teslim olmak üzere çeviriyor. Oysa o kelimede teslim manası değil, secde kelimesi geçiyor. Peki nedir secdenin Kur'an'ı manası, ilahi manası? Allah bizden nasıl bir secde şuuru istiyor? Nedir hakikatte secde sırrı? Tarihsel olarak incelediğimizde secde diye bilinen davranışa hep rastlıyoruz. Milattan önce 5-6 bin yıllarında Mısır mitlerinde tüm alemi yaratan
baş tanrı olan Ra ile çocukları Isis, Osiris, Şu, Set, Geb, Ra ile konuşurken secde halinde konuştukları yazılıdır. Şamanlarda, Azteklerde, Mayalarda ve birçok kültürde sabah güneşin ilk toprağa değdiği yere secde ettikleri görülür. Sümerlerde, Hintlilerde, Araplarda, Farisilerde inandıkları tanrılara toprağa başını koyarak secde etme vardır. Vatikan'da rahipler papayı selamlamak için secde ederler. Papa baba demektir ve tanrıyı temsil eder. Eski tarihlerde krallara, padişahlara secde etmek, ayaklarına kapanmak şarttı. İncelediğimizde görüyoruz ki secde denilen davranış her toplumda vardır. Toplumda secde toprağa eğilmek, ayaklara kapanmak anlamına geliyor. Peki Kur'ani manada secde nedir? Kur'an bizlere her varlığın secdesinden bahseder. Göklerde ve yerde olan ne varsa, istese de, istemese de ve onların gölgeleri dahil, sabah akşam hiç durmadan Allah'a secde ederler diye seslenir. Rad suresi 15. ayette. Varlığın secdesi nedir? Cümle varlık her an Allah'a nasıl secde halinde olur? Bu sorunun cevabını ancak varlığın birlik sırrına ulaşarak anlayabiliriz. Din adına bu ve bunun gibi soruların cevabını her kişi kendi vücut varlığının oluşunu, işleyişini, niteliklerini, sürecini inceleyerek az çok anlayabilir. İnsan vücudu tüm sırların kapısıdır. İnsan ne ararsa kendi vücut varlığında vardır. İnsanın vücudu küçük kainattır. İnsan kendine dönmeli, kendi vücudunu okumalı ve hakikatleri önce kendi vücudunda bulmalıdır. İnsanın kendini okuması, yani kendini bilmesi, temiz bir gönülle, ilmi tevhid eğitimiyle, tefekkürle, ulvi bir seyirle, ilahi bir aşkla, sabır, tevekkül, teslimiyetle mümkündür. İşte secdenin hakikatini de kendi vücudumuzu dikkatlice okursak anlarız. İşte Yusuf suresi 4. ayette Yusuf'un rüyasında 11 yıldızı ve güneşi ve ayı bana secde ediyorlar olarak gördüm diye bildirmesi bizlere secde hakikatini düşünmemizi ve secdenin manasına ermemizi işaret ediyor. Kıssada 11 yıldız, güneş ve ay kardeşleri anne babayı işaret ediyor diye sunulmuştur. Yusuf'a olan secde, can boyutuna olan secde hakikatidir. Cümle varlığın Allah'ın zatına secde halinde olduğu hakikatidir. İşte Yusuf kıssasında her bir inceliğin insanın kendinde bulması gereken işaret olduğunu unutmaması gerekir. Bizdeki 11 yıldız, ay, güneş, sıfatlar, fiiller, zat hakikatini işaret eder. Cümle varlık Allah'a secde halinde ise bu secdenin nasıl olduğunu anlamalıyız. Cümle varlık her an secde halinde ise yeryüzü bir mescittir. Mescit secde edilen yer demektir. Hazreti Muhammed bu hakikati işaret etmek için yeryüzü bana mescit kılınmıştır demiştir. Tüm yeryüzünün hatta tüm kainatın mescit olduğunu anlarsak her varlığın o mescitte secde halinde olduğunu görürüz. Bunu da ancak ve ancak varlıkta kıyam, rükû, secde boyutuna erdiğimizde idrak ederiz. İşte Yusuf suresinin bu ayetinde secde sırrına işaret edilmiştir. Kişinin nasıl ki tüm hücreleri vücuda secde halindeyse, yani bir varlık, bir birlik içindeyse bu alemde bir birliği gösterir. Bu birliği anlamamız için secde sırrına vakıf olmamız gerekir. Kişi kendi vücuduna dönmeli, orada fiil, sıfat, zat boyutunu anlamalıdır. Bizdeki sıfatlar boyutu
kardeşler boyutudur. Her bir sıfat diğer sıfatla bağlantı halindedir. Tüm sıfatlar da zata bağlıdır. Sıfatların doğduğu yer tekvin boyutudur, yani fiil boyutudur. Kişi o sıfatların bağını anlarsa secde sırrına vakıf olur. İşte 3. ayette belirtildiği gibi minel gafiline gaflet durumunda yaşar. Gafletten kurtulmanın tek yolu secde boyutuna ermekle mümkündür. Onun için Yusuf kıssasındaki ana mana secde hakikatidir. Secde hakikati ise tevhid şuurudur. Zaten kıssanın sonunda tüm ailenin Yusuf'a secde etmesi buna işaret eder. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Yarın kaldığım yerden devam ederim inşallah. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgili İsmail Dinçer'e de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.